sizleri tanımak istiyorum. İsminizi duyduk, kafanızı çaldık. Adınız, soyadınız vesaire, biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki, seve seve. Adım Hazine Sönmez. Kalıcı makyaj ve güzellik uzmanıyım. Aynı zamanda Milli Eğitime Bağlı Halk Eğitim Merkezi'nde kalıcı makyaj ve epilasyon öğretmenliği yapıyorum. Şu an burada bulunan uygulamalarımızdan bahsedeyim. Kalıcı makyaj uygulaması, iğneli epilasyon, lazer epilasyon ve birçok uygulama yapılmaktadır merkezimizde. Özellikle bayanların en çok tercih ettiği kalıcı makyaj şu an en son uygulama olarak gündemimizde. Kesinlikle. Aslında çünkü neden derseniz, biz hanımların işini kolaylaştırıyor. Evet. Artık günümüzde ev hanımlarından çok çalışan kadınlar mevcut ve vakit bizler için o kadar çok değerli ki, evet, o vakti bizler makyaj yaparak geçirmek istemiyoruz. Keza uzman isimlerden bunu görmek bizlere ilgi alaka veriyor aslında. Hı-hı. Peki biraz ön yargıları ortadan kaldırmak istiyorum. Sonuç itibariyle kimyasal işlerle cilde temaslar uyguluyoruz. Hı-hı. Biraz bu noktada insanların şu anlamda ya işte cilde zarar veriyor, işte şöyle kanserojen madde taşıyor vesaire gibi yargıları var ve yorumları var. Ve uzman isim olarak sizlerden bu konu hakkında aslında bilgi istiyorum ben. Aslında kesinlikle kimyasal bir uygulama uygulanmıyor. Kalıcı makyajda kesinlikle organik ürünler kullanıyoruz. O kadar organik kullanıyoruz ki bir sene ya da iki sene sonra vücuttan kendiliğinden atılıyor. Kalıcı değil, yarı kalıcı bir uygulamadır kalıcı makyaj uygulaması. Çalışan bayanlarımız için gerçekten mükemmel bir uygulama. Çünkü herkes eyeliner çekemiyor, herkes sabah kalktığında kaşını ya da dudağını renklendiremiyor. Biz işte bunu o kadar güzel kolaylaştırıyoruz ki özellikle çalışan bayanlarımız için harika bir uygulama. Son zamanlarda ben de düşünüyorum kirpik liftingleri, işte dudak renklendirmeler. Çünkü gerçekten o makyajı sildikten sonra o kadar çok makyajı alışıyoruz ki günlük rutinde. Makyajı sildikten sonra aynaya baktığımda bu ben değilmişim gibi geliyor. Bütün bayanlar evet, aynı şey. O yüzden de o rutinimi devam ettirmek istiyorum aslında. Hani hep ben olarak kalmak istiyorum. İşte burada devreye biz giriyoruz. Kalıcı makyaj uzmanı olarak özellikle belirtiyorum. Hiçbir kimyasal uygulama yok. Hiçbir zararı yok. Özellikle yaz aylarında denizde, havuzda o kadar güzel bir uygulama ki bayanlar o kadar mutlu oluyor ki bu durumdan. Sizin de dediğiniz gibi, çünkü makyaja alışıyoruz ama denize gittiğimizde ya da havuzdan çıktığımızda yine kendimizi makyajlı ve bakımlı görmek istiyoruz. Bu kalıcı makyaj yöntemi işte tam da burada o kadar güzel kolaylık sağlıyor ki bayanlara, kesinlikle tavsiye ediyoruz. O zaman diyoruz ki bizler işlem için biraz sizlerden tavsiye alacağız. Peki kalıcı de makyaj dışında neler yapıyorsunuz burada? Eğitim de veriyorsunuz aynı tabii zamanda ki. Aslında. Ben onu da çok merak tabii ediyorum. Ki. Çünkü eğitim güzellik merkezi olarak geçiyor aynen burası. Ne anlamda eğitimler veriyoruz? Şimdi Hazine Sönmez Estetik ve Güzellik olarak biz burada aynı zamanda eğitim kurumu olarak öğrenciler yetiştiriyoruz. Milli Eğitime bağlı kurum olarak öğrencilerimize iş imkanı sunuyoruz. Halk eğitimde verdiğimiz öğrencilerimiz benim yanımda gelip staj yapabiliyorlar ve buradan direkt mezun olup kendi iş yerlerini açabiliyorlar. Bu o kadar güzel bir uygulama ki devlet destekli bir şekilde kendi iş yerlerini açabiliyorlar. Buradan mezun olan her öğrenci tam donanımlı bir şekilde mezun oluyor. Onları biz sağlıyoruz. Tepeden tırnağa eğitimlerini veriyoruz. Ve gayet de güzel uygulamalarımız çıkıyor. Harika. İnsanlara iş imkanı yapmak kadar da güzel bir şey yok. Çünkü çok güzel bir uygulama. Bir nevi diploma sağlıyorsunuz diploma kendilerine. Diploma sağlıyoruz. Tabii ki diploma veriyoruz. Harika. Çünkü eskiden bu biraz daha zordu. Şu an çok daha kolay oldu. Bizim yanımıza gelip hem uygulamalı hem de pratikte eğitim veriyoruz ve öğretiyoruz. Süper. Bakıldığı zaman hem dediğimiz gibi eğitim konusunda destek sağlıyorsunuz. Hem de eğitim sonrası iş bulma konusunda da aslında önemli desteğiniz olmuş oluyor. Bu işlerini kolaylaştırıyor. Çünkü aynen ev hanımlarımız bazen yeteneklerini içlerine kapandırıyorlar. Yani maalesef ki zor şartlar altında olduğunu düşünüyorlar oraya aslında. Oraya bir giriş yapmak tabii istiyorum. Tabii ki de. Hüsnü Hanım, benim 45 yaşında öğrencim var ve 45 yaşından sonra kendine bir güzellik merkezi açtı. Ne kadar çok güzel, güzel değil bir şey mi aslında. Yani. Evet, çünkü bakıldığı zaman içinde bir yetenek var ve bu yeteneği eğitimle taçlandırması tabii gerekiyor ki bir yere sahip olabilmesi için. Sizler de buna kolaylık sağlamış oluyorsunuz. Kesinlikle. Bu noktada tabii ki de başarılarınızın daim olmasını diliyoruz. Peki ekibimiz kalabalık o zaman eğitimde verdiğimize eğitim göre. Eğitim verdiğimiz için çok geniş bir öğrenci kitlemiz var. Her dönem 25-30-40 şeklinde öğrenciler veriyoruz. Hem özelden veriyoruz hem de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak halk eğitim kurumlarından veriyoruz. Ekip olarak evet çok kalabalığız. Çünkü staj yapmak isteyen öğrenciler
öğrencilerimizi de ağırladığımız için burada kalabalık bir şekilde uygulamalarımıza devam ediyoruz. Harika, çok güzel. Peki estetik alanına biraz değinmek istiyorum. Estetik derken tam anlamıyla botoks, dolgu vesaire gibi mi? Yoksa daha böyle yapay yollarla işte kaş yapımları, işte kirpik yapımları anlamında mı estetik olarak kullanıyoruz? Biliyorsunuz onları doktorların yapması gerekiyor. Kesinlikle biz o işlemleri yapmıyoruz. Bizim burada estetik ve güzellik dediğimiz şey, dediğimiz gibi, deminki konuştuğumuz gibi, yarı kalıcı makyaj, dudak renklendirme, medikal cilt bakımı, klasik cilt bakımı şeklinde uygulamalar. Bayanların en çok sıkıntılarından biri de tüylenme. Maalesef onlar da yediklerimizden, içtiklerimizden dolayı. İğneli epilasyon yapıyoruz ki bu herkesin yapabileceği bir uygulama değil. Kesinlikle uzman bir kişi tarafından yapılması lazım iğneli epilasyonu. Çünkü lazer epilasyonun göremediği bütün tüyleri, renkli, beyaz olsun, sarı olsun, iğneli epilasyonla yok ediyoruz. Bu da bayanlarımız için çok güzel bir uygulama. Evet, bu noktada araya girmek istiyorum. Geçenlerde de bu bilgiyi aldım. Hı-hı. İğneli epilasyonla alakalı. Evet. Aslında görünmeyen tüyler için, yani sarı ve açık renkli tüyler için iğneli lazer epilasyon öneriliyor. Kesinlikle. Çünkü biz hanımlar şunu düşünüyoruz. İğneli lazer epilasyon kesin çözüm. Hayır, ekranları başındaki izleyicilerimize de söyleyelim ki koyu renkli kıl yapıları için değil, görünmeyen kıl yapıları için aslında. Görünmeyen sarı, beyaz, ayva tüyler için özellikle iğneli epilasyon öneriyoruz. O zaman biz kesin çözüm diyoruz zaten. Bir de şuna da değinmek istiyorum. Her cihazın ne kadar kaliteli olursa olsun, hormonal bir durum söz konusu olduğu için %100 garantili bir lazer epilasyon hiçbir zaman yok diyebiliyorum. %100 garanti cümlesini hiç kimse kullanmamalı. Çünkü %100 diye bir algı yok. İnsanoğlu yaşayan bir canlıdır. Hormonları çok değişkendir. Bizler %70-%80 oranında uygulamalarımıza oran verebiliyoruz. Onun dışında %100 yanlış bir uygulamadır. Kesinlikle. Bence de dediğimiz gibi dipnot olarak vermek kesinlikle gerekirse bunu. Bir de cilt bakımına biraz değinmek istiyorum. Evet. Bu zamanlar çok merak saldım. Hı-hı. Çünkü yaz aylarında özellikle güneş lekeleri olsun ya da işte çok böyle kremler vesaire kullandığımız için akneler oluşuyor cildimizde. Hı-hı. Ve bunlarla da ben şahsen çok fazla oynuyorum ve kendimde leke bırakıyorum. Hı-hı. Bunlara çözümleriniz ya da bu cilt bakımı anlamında böyle periyodik işlediğiniz şeyler var mı? Tabii ki cilt bakımında gerçekten çok iddialıyız. Özellikle medikal cilt bakımında yaklaşık 10 aşamalı bir bakımdan bahsediyoruz. Bir protokol bakımdan bahsediyoruz ki içerisinde leke tedavisi, kırışıklık tedavisi, scar tedavisi gibi uygulamalarımız mevcut. Ve 4 ya da 6 seansta bu bahsettiğimiz bütün sorunlardan kurtulabiliyorsunuz. Süper. Yine diyorum, uzman eller altında yalnız.